Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si, senyor. Ben bu adamı severim ama ya, bunu videolarına gülüyorum ben. Usta ortaya havyarda yaptırım. Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ne? 9 yıl daha uzun yaşıyor. 9 yıl. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim, haberiniz var mı? Bende ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne ar namus kaldı, hiçbir şey kalmadı. Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela, sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım, elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yet... Ay, ben de gerizekalıyım ya. Oğlum çok küçük detayları çok şey yapıyorsunuz. Aklımdan biri çıkmıştı o ömür muhabbeti. Düşünüyorum diyorum, 9 ne? Yetime küçükken böyle ailece otururduk, televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba, büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya, onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum, milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Sanal tokatçı, bunlar biz mi oluyoruz? Yaptığı goy goy burası mı? Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi. Yok bu lan, beni. Bu değil. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim Tosun payga doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildim bileli baba parası yiyorum. Bunu kocamanım da söylüyorum yani, ne olacak? Başkasının malını mı yiyorum? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı CEO batırdım. Geldim buraya, dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani, ne olacak, canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur, en kötü gider, bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimsenin sikinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnını doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi ya. Adamlar kendini kaldırıp yere veriyor. İşte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım, Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yakıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor, yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 tane villam var. Ben aylık 40-50 bin lira elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Bu zenginler de ölsün, o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın? O köy oynamak istesem 3 tane eskor çağırmam gerekiyor benim. Şirane. Nasıl koyduk ama? Bir gün parkta oturuyorum, böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl diye. Karşımda da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira 5 lira. Ve akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal tapta yapmam lazım. Araştırdım. İnternette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynuyorsun. Millet de salak gibi seni izliyor. Püh! Salaklar! Püh size! Bir de üstte para veriyor enayiler. Püh enayiler! Ya ben anlamıyorum, millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya, şımarık şımarık. Günde 3000 lirayı bana ver var ya, benim kral gibi yaşarım ya. Geçen sokakta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renciyi hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nereden aldın? Abi dedi LKY2'de aldım. Dedim ben de gideyim hadi. Girdim dükkana, gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi, red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere, hepsini yaktım. Giymiyorum dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin? Ben... Helal lan. Bu arada buna ben de katılıyorum. Yani buna ben de katılıyorum. Bunu yapan var ya, bu 3 senedir en kavrayamadığım olay bu. Anasına sövdüren, kız kardeşine sövdüren ahlaksız köpekler. İşte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum, ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz? Chat.
a**ım yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya a**ım ama bak lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş şatava yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla parayı da kafaya takmasın. Bak deli olurlar, kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi. Zamı alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi mredi kafe açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Öyle bir şey yok bu arada. Bunu bilmeyen adam sanar ki izleyen herkes 1000 lira yolluyor. Ulan abonelik 8 TL oldu millet param yok diyor lan. Allah Allah. Vallahi benim vakti benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim. Adam zaten parası olmadığı için oyunumuzu izliyor bir noktada. O... Sistem o değil mi? Cyberpunk niye öyle oldu? Çünkü para yok. Kanka hoş geldin. Bir konuda yeteneğim de yok. Aç bilebleri. Aç bilebleri. Hohlasın adamlar ya. 3 senedir sövüyorlar abone chat'e. Oğlum bu yayın abone chat yapmıyorum lan. Sırf şu videoya yaptım. Yok bu arada bunu da söyleyeyim. Bunun abonelikle parayla falan bir iş yok. Biliyorsun zaten. Anlatmama gerek yok ya. Hadi hohlama lan. Şaka yaptım. Allah kahretmesin. Hoh yazıyor. Hoh yazıyorlar ya. Ama bunlara ihtiyacın da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin. Dayım zengin. Teyzelerim zengin. Halam zengin. Yengem hepsi zengin. Biz de fakirleri s**yorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna bin tıçağına 25 bin lira para verdim. Bu s**dum parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacım donlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben Breaking Bad izliyorum. Oğlum dedim o dizi bitmedi mi? Bitti dayı yapacak bir şey yok yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben seni arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedim ki bana Breaking Bad'in yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm onların da aklına yattı. Walter White sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürçü'yle cezaevine düşmüş. Jesse Pinkman da 01G'ye para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duştayken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her işin kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması. Bu ben değilim. Olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. Ben zenginim. Ben çocuk yaparsa mantıken benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur. Herkes zengin olmuş olur. Hadi ihya bakalım. Olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Bir dakika bir dakika burayı anlamadım lan. Dur dur bir dakika. Bir dakika. Burayı anlamadım bekle. Dur şimdi. Olur, ihya olur. Bu kimi yapıyor oğlum? Bu harbi beni mi yapıyor lan? Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen... Benim de karı gibi uzun saçım var. Arka burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektöre hizmet verdiğimi tam olarak bilmiyorum. Elime kağıt getiriyorlar her gün böyle. İmzalayıp yolluyorum. Burada şey açmam lazım. Efendim Esra'cığım? Senin doğum günlerinde hayal beni. Tamam. Tamam. Tamam tamam.
Tamam, ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bir dakika bekle. Tamam. İnsanla uğraşmak çok zor ya. Ay, anladık amına koyayım da işi dur. Çek çek bak, ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yere yatır bak. Şimdi suyun yanına. Bana fantastik bir hayat yaşa. Mizah. Röportaj adam CSGO izler misin? Mizaj. Yapsınlar da şakaları betimlemeleri yaparken insanların tabii tipleriyle dalga geçmeden yaparlarsa daha kral hareket olur, kaliteli olur. Yoksa şakaya mizah her zaman eyvallahımız var zaten.